Merhaba arkadaşlar, Simeyport'la tekrar karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki bölümümüzde şu kısımlar yoktu, buraları hiç düşünmeyin. İşte ne yapmıştık? Bir tane kapı yapmıştık. Şu kısımları düzenlemiştik. Ekstradan bir yol yapmıştım ben buraya çıkış için. O arada sizler beklemeyin, sıkılmayın diye ben biraz şu bölümleri geçtim. Çünkü yani hep belirtiyorum, tekrar belirteceğim. Şunları yapmak dünyanın parası. Sadece şu bölümü yapmak. Onu da biriktiremiyorsunuz. Bunu da hızlandırayım, orada para gelsin azıcık. Biraz uğraştım. Ekstradan yaptıklarımızı söyleyeyim. Öncelikle şuradan anlatayım. Şuraya bir yemek makineleri ekledim. Sol tarafta sıkışma olmasın diye. Giriş kısmında. Buraya birer tane daha böyle masa ekledim. İnsanlar sırada girsin, bir an evvel çıksınlar, yani uçaklarına biniş yapsınlar diye iki sıra yaptım. Şurada güvenlik kısmında bir yığınma oluyordu. Onu zaten bir çözüm bulamıyorduk genelde oluyor diye. Şuraya bir tane daha ekleyince o çözümü hallettik. Bunu en azından halletmiş olduk. O yönden bir sıkıntımız yok. Şu kısma gelirsek de bu kısım normalde şuradan kapalıydı. Buraya bir güvenlik kısmı ekledim, yine şu şeyle aynı olacak şekilde. Ve şimdilik şöyle ufak bir kapı yaptım. Büyük kapı buraya sığmıyor maalesef. Girişini de buraya koydum. Ha, burayı niye böyle yaptınız derseniz, şöyle ki buraya bir tane daha kapı ekleyip bunu da bu tarafa doğru uzatabilirim. Böyle bir avantajı olacak. Yani biraz ileriye yönelik bir plan oldu. Güzel de oldu. Şimdi tek bir sıkıntımız olabilir. O da şöyle. Normalde iki kapı varken şu tek bir iniş pisti bize yetiyordu. Ama şu anda üç kapı var. Bize yetecek mi emin değilim. Şöyle bir plan yaptım. Yine hemen hemen aynı. Sadece şunlar biraz erkene kaydır. O da şu uçuş maalesef son saati şuraya denk geliyor. Onu o yüzden kaydırdım. Gerisi yukarıdakiyle aynı. Biraz çakışabilir. Onu bir iki gün süre sonra bu durum güncellemesi kısmından kontrol edeceğiz. Bakalım gecikme var mı, iptal var mı daha doğrusu. Ha, şöyle bir komiklik var. Görüyorsunuz da. Yani yapay zekanın problemi midir, benim yaptığım bir şey midir diyeceğim ama benim yaptığım bir şey değil. Yani şuradan girip çıkıp tekrar buraya giremiyorlar mı? Buradan dolanıp girmek zorundalar, onu çözemedim. Şimdi bunu şöyle çözebiliriz. Ya şu bagaj karuseli şuraya alıp, bu bölgeye alıp çıkışları buradan vermek. Belki öyle olabilir. O zaman en azından bu kadar yeri dolaşacaklarını zannetmiyorum. Şimdi onun için de iyi para gerekecek. Bir bakayım. Onu inşa edebiliriz sizlerle beraber. Arkadaşlar, bu arada herhangi bir görmek istediğiniz veya benim gözümden kaçırdığım bir şey de olabilir. Şunu şöyle yapsaydın iyi olur dediğin. Lütfen o şeyleri aşağıda yorum olarak belirtirseniz ben de durum işleyişe göre eklerim veya çıkartırım, düzeltirim. Her şeyi o an göremediğim için bazen kaçırabiliyorum maalesef. Şimdi şu çıkış, acaba şu güvenlik kısmından çıkış yapabilir miyim? Ne kadar mal olur ki? Şöyle bir şey yapsam mesela. $70,000 yapılsın. Ha, ama olmaz ki. Şimdi burası böyle olunca o zaman güvenlik olmayan bir bölge olacak. O iyi değil. En güzeli şuradan da yapmak. Bir şurayı bitirelim. Ya çok komik şundan.
Şimdi biraz para biriksin. Şu vatandaş da şurayı yapsın. Ben de şurayı şöyle bir sileyim. Şuradan bu kadar gelmesine gerek yok galiba ya. Şöyle gelse yeterli olur. Değil mi? Şuraları da silerim. Şuraları da silelim. Şuraları da silelim. Şimdi sadece şu kısmı kapılar neredeydi? Şunlardan koyup orayı böleceğim. Şöyle. Şu kısma da duvar yapalım. Şuradan millet geçsin. Şeyi neredeydi? Şu. Buradan geçiyorsa ha, şimdi ama bu pek iyi olmayacak galiba. Neden derseniz şuradan çıkış. Acaba aynı yerden bir çıkış daha verebiliyor muyum? Yani şuradan şöyle dolandırıp şuraya gelen. Olur diye tahmin ediyorum. İnşallah olur. Olmazsa hap yuttuk. O yüzden şöyle yapacağım. Buraya bir save edeceğim. Baktık olmuyor. Buradan geri dönerim. Öteki türlü bayağı bir kaybım olacak çünkü. Şimdi ne yapıyorduk? Zon kısmından şu bagaj kısmına neresi olsun? Non-secure area diyor. Ha, buraya yapamıyoruz. Çünkü. Şuraları silmedim. Kapı koysam. Bir tanesine şu büyüğü koysam çok mu büyük? Evet. Küçük. Yani küçük. Buraya da küçük. Yeter, ne olacak? Biraz biçimsiz olmuş ama. Onlar da dolanıyorlar. Hemen bakıyorum. Güvenli bölge mi diye. Gördüğümüz gibi güvenli bölge. Şu şeyde şuradan tam güvenliğin olduğu yerden yapabilirim. Bagaj kısmını, ha güzel, bakın böyle geçiyorlar şimdi. Harika. Bagaj kısmını da buradan koyarım. Hemen zone şeyi de verelim ki. Bu da saçma bir şey ama. Nasıl ya? Güvenli bölge işte. Requires non-secure area. Ha, pardon. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bir duvar yapalım. Ya da duvar değil de şimdilik
Şu ikisini sildirip. Evet, onlar gitti, farkındayım, biliyorum. Şuraları şöyle güvenli alan gibi yapacağım. Çabuk. Şimdi o da tamam. Şimdi olursun diye tahmin ediyorum, evet. Ben onu bilmiyordum. Bakın, güvenli alan dışında olması gerekiyormuş. Burası o zaman gereksiz yere büyük oldu. Şu duvara da gerek yok. Bu duvarı silelim. Yani boşa para gitti ama neyse. Buraya farklı bir şeyler yapılabilir. Farklı çözüm yapabiliriz. Bu kadar büyük bir yapmamıza gerek yok. Şuradan şöyle gidebilirmişiz. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Yaptık bu kısmı. Ben sadece şunu yapacağım. Şuradan. İnşallah oluyordur. Yapamıyor muyum? Bakalım olacak mı? Merakla bekliyoruz. İnşallah olur. Sıkıntımız olmaz. Rahat rahat. Galiba olacak. Yalnız oradan bagaj oraya nasıl geçti? Bitmeden. Şimdi ben merak ettim. Bölünebilecek mi? Bir kısmı oraya, bir kısmı oraya. İkisini peş peşe mi yapsaydık ki? Yani bir zeka olmayacağı için şuradan şöyle geçip buradan alıp buraya da dönebilirler. Şu an oldu. Bakalım bir uçak gelsin. Nasıl dağılacak? Bunlar burada niye kaldı onu anlamadım ama. Valiz mi bekliyorlar hala? Bu arada şeyi yapmam gerekecek, onun farkındayım arkadaşlar. Şu bilet kısmı yetmiyor, gördüğünüz gibi çok kalabalık. O sanırım uçak şeylerini de aksatacaktır. Biraz bekleyelim bakalım, zaten geldi. Şimdi ne olacak çok merak ediyorum. Şimdi normalde şu tarafı aşağıya gitmesi lazım. Aynen aşağı gitti. Tamam, neyse. Hemen işleri hızlandıralım. Hemen neredesin ticket, ne diye geçiyor bu? Ticketing desk. İkişer tane. Konveyör şey yapıyor diye ama ben oraya yapacağım zaten. Konveyörü eklemem lazım. Bir saniye bir bakayım. Tamam, oraya işte bunun gibi yapacağım. Böyle. Niye kabul olmuyor? Baştan mı yapmamız gerekiyormuş öyle şeyleri? Yani kötü oldu ama biraz ileri alacağız, olmadı, yapacak bir şey yok. Şöyle biraz ileri alacağım. Ya da şuraya yapabilirim. Şöyle bir iki şeklinde. Buna ne gerekiyor? Staff. Hemen bir
Peki. Geldi mi staff? Bakayım. Birileri bir yerlere gidiyor ama her neyse. Şimdi hemen atayalım. Böyle yığılma olmasın. Bir de şuraya şöyle duvar çekeceğim ki millet oradan gitmesin. Şu konveyör kısmını da şuradan şöyle birleştireceğim. Yani o çok kötü olmuş aslında. Ben niye yapamıyorum? Direkt yapıyor olabilmem lazım üzerine. Neyse, bunu da hallettik. Şimdi tahminimce işler tıkırında gidiyordur. Bence öyle en azından. Evet arkadaşlar, şimdilik bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde ilerleme durumuna göre belki yine yapıp size gösterme kısmını yapabilirim veya beraber de yapabiliriz. Belki şu ikinci kapı kısmını yapabiliriz. Veya şuralara bir eklemeler yapabiliriz. Buralar bayağı boş kaldı. Ve daha sonrasında tabii bir kafe kısmımız olacak. Bunu da şu bölgelere yapalım diyorum. Yani farklı fikirlere de açığım. Bir aklınıza gelen bir şey varsa yorum kısmında belirtmenizi istiyorum. Neyse, bu bölümü sonlandırıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.